Evet, kolları bitirdik. Gövdemizde 5 sıra düz örmüştük. Buradan sonra kahverengiye geçecektik. Şu an kahverengiye geçiş yapıyorum. Kahverengiye geçtiğimiz bu sırada 1 sıra düz öreceğiz. Geçişi göstermiştim nasıl olduğunu. Tekrar göstereyim. Şimdi ilmekteyim normal. Buradan ipimi geçirdim. Beyazı çekmem gerekiyor normalde burada. Bu şekilde çekmiyorum. Böyle bekliyorum. Bunu kenara koyuyoruz. Kahverengi veya hangi rengi hangi örgüde geçmek istiyorsanız başka yerde de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben kahverengiye geçiyorum. İpimi hazırlıyorum. Zincir şeklinde başladım. Bir zincir çektim. Burada beyazı çekmem gereken yerden kahverengiyi çekiyorum. Evet, artık kahverengiye geçmiş olduk. Kahverengi ipten örmeye devam ediyorum. Düz örecektik. İlk ilmeğimi işaretleyeceğimi takıp bu iplerin başlangıçlarını, beyazın sonunu, kahverenginin başlangıcını bağlıyorum. Evet, şimdi kahverengiyle bir sıra düz öreceğiz. Evet, bir sıra kahverengiyle ördük. Şimdi içerideki ilmekten öreceğiz. İlmeğin iç ipinden şuradan bir sıra boyu arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde öreceğiz. Evet, iç ilmekten ördük. İlmeğin iç ipinden şimdi bir sıra daha düz örüyoruz. Bu dışarıda kalan çizgiye etek yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz örüyorum. Evet, şimdi bir sıra düz ördük. Bir dahaki sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda 1A 22X, sonra tekrar 1A, tekrar 22X. Önce azaltmamı yapıyorum. Burada. Evet. 22 sık iğne örüyorum. Evet, 22x ördüm. Tekrar bir azaltma yapıyorum burada ve sonra 22x örüyorum sıra sonuna kadar yani. Evet, 1A22x, 1A22x sıramızı ördük. Şimdi arkadaşlar 2 sıra düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördük. Şimdi 1A yapacağız. 2 sıra düz ördükten sonra 1A21X, 1A21X sıramızdayız. Önce bir A'mı yapıyorum. Ardından 21 sık iğne. Ardından tekrar bir A yapıyorum ve 21 sık iğne. Evet, 21 A 21 A 21 sıramı da ördüm. Şimdi 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar.
iki sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 1A 20x, 1A 20x. Sıra boyu bunu yapacağız. Bir azaltacağız, 20 sık iğne yapacağız. Tekrar azaltıp tekrar 20 sık iğne yapacağız. Evet, 1A 20x, 1A 20x sıramı da ördüm. Şimdi tekrar 2 sıra düz örüyorum arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz de ördük. Şimdi diğer sırama geçiyorum. Bu sırada diğerleri gibi 1A 19x, 1A 19x yapacağım. Şimdi ilk A'mı yaptım. 19 sık iğne, ardından 1A daha. Evet, 19 sık iğnemi de yaptım. Bu sırada bir azaltma 19 sık iğne, bir azaltma 19 sık iğne yaptık. Şimdi diğer sıralara geçiyorum. Şimdi yine 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, 2 sıra düz ördük. Şimdi 1A 18, 1A 18. Yani bir azaltma 18 sık iğne, tekrar bir azaltma sıra sonuna kadar, yani 18 sık iğne yapacağız. Ben 1A'mı yaptım. 18 sık iğnemi yapıyorum. Ardından tekrar bir azaltma. Azaltma 18 sık iğne yaptık. Tekrar bir azaltma yaptık ve 18 sık iğne yaptık. Şimdi tekrar bu sefer bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz ördük. Diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sıramız 1A tekrar, yani bir azaltma, ardından 17 sık iğne, sonra bir azaltma daha, sonra tekrar 17 sık iğne. Bir azaltmamı yaptım. Şimdi 17 tane sık iğne yapacağım. Ardından tekrar bir azaltma yapacağım. Evet, 17 sık iğnemi yaptım. Tekrar bir azaltma. Tekrar 17 sık iğne. Bir A 17 2 sıram bitti. Şimdi düz öreceğim. Bir sıra düz örüyorum yine. Evet, bir sıra düz ördük. Şimdi de 12x yapacağız önce. Kolları ekleyeceğiz bu sırada. Önce 12 sık iğne. ...12 sık iğneden sonra ilk kolu ekleyeceğiz. Evet, kolun şu üst kısmı 9 sık iğne, buradaki 9 sık iğne ile beraber örüyoruz, kolu ekliyoruz arkadaşlar.
12 sık iğne yaptık. Şimdi bu 9 sık iğneyi kolla beraber yapacağız. Evet, 9 sık iğneyi ikisini aynı anda alarak ördük. İlk kolumuzu eklemiş olduk. Şimdi bir 9 x yapacağız. Evet, burada 9 x yaptık. Şimdi tekrar şu 9'luya burada iğneye kadar, işaretleyeceğimize kadar 6, sonrasında 3 olmak üzere buraya da kolumuzu takacağız. Yani yine 9 sık iğne üzerine. İkinci kolumuzu da taktık. Kolların ikisi de takılmış oldu. İğnemizi gene şurada 3 ilmek gerisi başlangıçtı. Oraya takıyorum ilk ilmeğime. 3 tanesi ilmekten sonraydı. Evet, kolumuzu takmış olduk. Şimdi arkadaşlar koldan sonra azaltma yapacağız. Bundan sonraki sıralarda 3 ilmek kolla beraber ördük. Bir sık iğne daha yapıyorum. Ardından bir azaltma yapıyorum. Şöyle. Ve sıra boyu 4x 1a yapıyorum. Yani 4 sık iğne, bir azaltma. Sıra boyu bunu tekrar ediyorum. İlk yaptığım 4x1a'nın da 3'ü kolla beraberdi zaten. Bir sık iğne daha ekledik. 4 oldu. 1a yaptık. Şimdi bunu sıra boyu tekrar edeceğim. Evet, kolu ekledik. Ardından da sırayı 4x1a şeklinde tamamladık. Şimdi burada biraz içerisini dolduracağız. Sonra azaltarak boyuna devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben biraz elyaf dolduracağım. Evet, içini biraz doldurduktan sonra şimdi örmeye devam ediyorum. 4x1a yapmış, kolları eklemiştik. Şimdiki sıramızda arkadaşlar 3x1a yapacağız. 3 tane sık iğne, bir azaltma yapacağız. Bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. Evet, 3x1a sıramı da, 3x1 azaltma sıramı da yaptım. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıramızda 2x1 azaltma olacak. 2 sık iğne yapacağız. Arkasından bir azaltma yapacağız. Bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. Evet, 2x1a sıramı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar bir sıra düz örüyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bir sıra düz öreceğiz. Evet, bir sıra düz ördük. Şimdi bir sıra dış iplerden öreceğiz. Yani böyle bir sıra devam edeceğiz arkadaşlar.
kesiyorum. İlmek kaydırma yapacağım. Ve kahverengi ipimi ilmek kaydırma bir zincirden sonra keseceğim. İçeriden tekrar ten rengiyle başlayacağız. Evet, kestim kahverengimi. Ten rengimin ucuna zincir çekiyorum küçük. İçeriden bir sıra, dış iplerinden ördüğümüz ilmeklerin iç iplerinden ten rengimizi ekleyerek örüyoruz. Orada sıra boyu düz sık iğne yapıyoruz. İçerideki iplerden ördüğüm sıram da bitti. Bu dış sırada, iç sırada 18 sık iğne olacak arkadaşlar. Şimdi şu ten rengiyle yaptığım sık iğnenin başını ipin içeriye sokuyorum. Biraz da şu anda biraz içeriği dolduruyorum el yafla. Sonra devam edeceğiz. Devam edeceğimiz kısım da boynu olacak. Artık gövdemiz bitti, kolları ekledik. Sıra boynu yapmakta. Şimdi ben buradan biraz elyaf ekleyeceğim. İpleri de bir sıra ten rengini ördük. İçimizi biraz doldurduk. Şimdi arkadaşlar tam 4 sıra düz öreceğiz. Hiç arttırma veya eksiltme yapmadan. Bir sırada da 18 tane sık iğne var. Bunu da unutmayalım. 4 sıra düz örüyoruz. Evet. 4 sıra düz ördüm boynu. Kolların dikiş iplerini falan da temizledim o sırada. Biraz da elyaf doldurdum içine tekrar. Şimdi bir dahaki sıraya geçiyorum. Şimdiki sıramız arkadaşlar, ipi kesmiyoruz. Boyundan sonra devam ediyoruz. Burada biraz öreceğiz. Bu ördüğümüz parça, şu andan itibaren ördüğümüz parça, başın hareketli olmasını sağlayacak. O yüzden dikkatli izleyin. Sıra düz ördük. Şimdi bir A yapıyorum. Ardından 7 sık iğne. İşaretleyicimi takıyorum sıra başıma. Sık iğne yaptım. Tekrar bir azaltma yapıp tekrar 7 sık iğne yapacağız. Şimdi 1A7X sıramızı yaptık. Bir sıra düz öreceğiz. Evet, bir
bir sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi de 1A6X, 1A6X yapacağız. Önce bir azaltma yapıyorum. Ardından 6 tane sık iğne. Arkasından tekrar bir azaltma, tekrar 6 sık iğne. Bir A6X, bir A6X sıramızı da ördük. Şimdi tekrar bir sıra düz örüyorum. Evet, şimdi bir A5X, bir A5X yapacağız. Evet, 1A5X. Tekrar bir azaltma 5X sıramı yaptım. Şimdi 3 sıra düz örüyorum arkadaşlar. Evet, 3 sıra düz ördükten sonra içerisini iyice doldurdum. Şimdi hepsini azaltıp sık iğnelerimin hepsini azaltıp burayı kapatıyorum. Ve bitmiş oluyor bu burası. Evet, bitirdim. İlmek kaydırma bir zincir yaparak kapattım. Şimdi keseceğim ipimi. Evet arkadaşlar, şurada ördüğümüz boyun dediğim yer hariç şu kısım başın içine geçecek. Buna bir ip takacağız, başla beraber ucunda başa takacağız ve bu boynun yana sağa sola dönmesini sağlayacak. Şu an için gövde bitti. Başı ördüğümüz zaman eklemeyi de göstereceğim size. Şimdi şuradan şu ilmeklerimizden etek öreceğiz. O yüzden tekrar kahverengi ipe geçeceğiz şimdi. Gövde tam kıyafeti hariç gövde tam olarak bitti. Şimdi sırada eteğimiz var.